Ya anneciğim senin neyin var ya? Ne böyle sen geldiğinden beri boncuk boncuk terliyorsun? Yok ya. Bir şeyim yok. Burası biraz böyle bir sıcak geldi. Ondan herhalde. Bir şeyim yok. Evet, hazırsak başlıyorum. Başla, başla. İsmi Güntam. Zekeriya köyde ikamet etmekteymiş. Yüklediği tekne fotoğraflarından. Aralık ayı bronz teninden anladığımız kadarıyla varlıklı bir arkadaşımız. Vay arkadaş be. Bu ne varlıkmış ya? Güneşi mi satın aldın birader? Hani bazı erkeklerin böyle oluyor ya, güneşe çıkınca böyle sarı sarı oluyor ya ondan. Tam Ceyda'ya göre bu ya. Al geri çocuğum, al geri bakayım şunu sen. Ha, yok yok, bu Ceyda'ya göre falan değil bu. Tüh senin sıfatına. Baksana, kızları nasıl dizmiş boncuk tanesi gibi. Bu kızların arabamaları sizin gibi ite kopuğa uğursa yem olsun diye mi yetiştiriyor bunları? Terbiyesiz, tüh sana. Ha, yok yok, bir de böyle iki elini iki kızı da kavramış. Hayır, dört kol olsa dördünü saracak adam yani. Ulan bu doktorluktan ne para varmış be. Kalp cerrahıymış ya, ondan diyorum yani. Ha, o kalp cerrahıysa ben de Alman şansölyesiyim. Ay sen ne bakıyorsun onlara? Bunların hepsi yalan dolan. Heh, dedim ben, dedim. Dönürüm dedim ya. Bak cerrahmış bu. Kesin bu organ mafyası. Böbrekçi bu, böbrekçi. Sus, sus Meral. Ay benim de aklıma aynı şey geldi kız. Ay hayır şey yani. De aklın yolu bir zaten yani. Bak şuna bak, şuna bak. Bu kendini genç gibi gezdiriyor ama genç falan değil bu. Bunun yaşı var. Baba ona bak. Sen bunun yaşı başı var dedin. Ay bir de bu evli çıkmasın, evli. Hey, vallahi hiç istemem. Yazık kıza be. Ya biraz abartmıyor musunuz? Adam gayet iyi birine benziyor. Bak gördün mü? Genç kız işte. Bir fotoğrafa baktı şap diye vuruldu. Bunlar böyle böyle kandırıyorlar bunları. Yani ne vuruldu anne ya? Allah Allah. Vurulmadı. Ya, vurulmamıştır tabii yani. Allah Allah. Ya ben ondan demedim. Yani kötü bir şey olsa da Ceyda Hanım halleder diye dedim. Ay bak şimdi, bak şimdi bu iş böyle olmaz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi siz üçünüz Ceyda'yı oyalıyorsunuz. Biz de bu adamla görüşüyoruz. Neyin nesiymiş anlıyoruz. Ak koyun, kara koyun belli olacak. Efendim belli olacak. Hayır yani ben gerçekten buna dayanamayacağım artık. Şimdi deney planı anlatıyorum ben size. İşin var mı? Tamam bırak sonra yaparsın. Benimle gelmen lazım. Ne oldu ya hayrola? Kardeşinin istikbali söz konusu. Hadi soru sorma gel. Bakalım başımıza neler gelecek. Sen bayağı ciddisin yani. Biliyorum farkında mısın ama ben evliyim zaten. Abi biliyorum da ne bileyim şimdi bu biraz... Evet. Artık gerçekten evlenmiş olacağız ama istiyorum ben bunu. Ayşe mutlu olsun istiyorum. Vay be. Herkes evleniyor. Bir ben mi kaldım ya? Oğlum konsantre olamıyorum ya. Şu an çok önemli bir karar vermem lazım. Bir de bu modellerimiz var. Bakalım. Bu modelden sadece iki tane var. Ay Volkan'cığım sen de öyle orada taburelerde kalıverdin. Yok canım. Ben özellikle o tabureyi getirttim. Normal iskemlelerde rahat edemez. Bar taburesinde çok daha rahat eder. Alışık o. Bekar adam konfor arayacak hali yok ya. Benim aslanıma koymaz. Ay Kerem ya. İyi ki evlendik. Evlenmeseydik eğer sen böyle sersefir perişan olacaktın. Sokaklarda paspas gibi üstüne basacaklardı vallahi. O ne demek Ayşe ya? Evlenmeyen sersefil mi oluyor, perişan mı oluyor? Şey diyorum ben, böyle hep beraber biz bize bu masa olarak bir kış tatiline mi gitsek, sucuk ekmek yeriz. Ay, kar topu, kar topu. Biz de geliriz, çift olarak tatil yaparız beraber. Gelin tabii, hatta masadaki bütün çiftler olarak gidelim. Başka kimse gelmesin. Siz ne dersiniz cici babacığım? Harika fikir. Çok güzel olur. Ne kadar da sevdiniz siz öyle cici babanızı bakın ya. Tarihleri söyle de abi ben de erken rezervasyon yaptırayım. Niye ben gelmiyor muyum ya? Canan bize sıcak bir şeyler getirir misin şekerim? Ya. Nasıl ya? Canan sen de mi? Hayat müşterek Volkan Bey. Biz de eşimle geçinip gidiyoruz. Ay bu arada biz böyle bardakları da hep çift hazırlamışız. Evet siz tek olunca tabii unuttuk. Ha 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 ha
oluyor oğlum? Kendine gel. Buru haklısın. Aşk beklemez. Onu bilmiyorum da ben de bekleyemeyeceğim. Güzelmiş bu, güzelmiş ama daha özel bir şeyiniz var mı? Hay hay. İçinde zeytin yaprağı parçaları olan özel tasarım. Ölümsüzlüğün simgesi. Rafi Bey'in özel tasarımı. Aa güzel, evet güzel bu. Ben de zaten ölümsüz bir şey istiyorum. Bir bakabilir miyim? Abi sen bana da bundan bir kutu yap. Ne yapacaksın oğlum yüzü? Niye ya, ben alamaz mıyım? Oğlum döner ekmek mi bu, almak istiyorum deyince alasın? Ya bana ne ya? Canım çekti abi. Ben de Gonca'ya evlilik teklif ediyorum. Volkan'cığım daha huyunuzu suyunuzu bilmiyorsunuz. Alışmadınız birbirinize. Olsun ya, ne olacak? Alışırız, anlarız, buluruz bir şeyler. Allah Allah. Abi sen bana bundan sarsana bir tane hemen. Ya saçmalama, onu bana yapmış adam. Hayır. Oğlum her taraf yüzük kaynıyor. Git kendine başka bir yüzük al. Bana ne abi, kardeş kardeş takarlar işte, nasıl olsa kankalar. Kaç para bu? 30.000 dolar. Yuh. Sen bana oradan yaprak sarma ver. Bu ne kadar? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?